Alper Demirkaya ile beraberiz. Yine birçok vlogda beraber olduğumuz gibi sürüşte. Evet Alper, daha önce en son yaptığımız röportajda oğlun Ege ile beraber X7 ve scooter kullanıcısıydınız. Şu an uzun zamandan beri, yaklaşık 2-3 aylık bir periyottan beri elektrikli tek tekere geçtiniz. Bir öncelikle farkları alalım. Neden böyle bir tercih yaptınız? Bunları öğrenmek istiyor birçok takipçi. Evet, aslında bunları ben kendi kanalımda da anlatmıştım bayağı. Evet. Şöyle kısaca özet geçeyim. Senin söylediğin ikinci mikro mobilite buluşmasıydı. O zamanlar biz scooter kullanıyorduk. Tek teker aslında hiç düşünmüyorduk. Ne zaman karar vermeye başladım? Bu seninle beraber katıldığımız bizim bir etkinlik vardı hatırlarsan. Yeni bir cihaz tanıtımı vardı. Orada biz yaklaşık 30-35 tane tek tekerle, biz de 4 tane scooter'la orada sürüş yaparken... Türkiye'nin ilk mikromobilite araç lansmanıydı. Evet. Kingston S18. Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaydı. Evet. Parke taşlara geldik ve parke taşları hiç düzgün değildi. Tek tekerler koptu gitti. Biz hatırlarsan böyle çenemiz böyle titriyordu scooter'da. Evet. Orada biz geri dönmek zorunda kalmıştık. Etkinliği tamamlayamadık sonuna kadar. Sonra tabii... Görsellik olarak ne bileyim daha modern bir görüntüsü ve sürüş özgürlüğü var. Eller de serbest. Nasıl diyeyim daha sana? Hissettirdikleri daha güzel tek tekerin. Bu sebeple zaten aynı anda seninle birkaç gün arayla satın aldık zaten. Bu şekilde tek tekere geçmiş olduk. Tabii bunlarda ben teknik özellikleri şu anda saymıyorum. Bunları çok bahsettik zamanında. İşte mesela motor gücü benim eski scooter'ın 350 watt'tı. Burada 2200 watt bir motor kullanıyorum. Tabii ki yokuşta ve menzil olarak pili de daha fazla. Açıkçası memnunum yani tek tekere geçtiğime. Peki biraz cihazını tanıtmanı isteyeceğim senden. Kingston 18Z kullanıyorsun. Olumlu yanları ve olumsuz yanları nelerdir sence? Olumlu yanı... Çünkü ciddi bir kilometre tecrüben oldu teker üstünde. Şu ana kadar 2 ayda 1300 kilometre yaptım. Evet. Olumlu yanları, menzili gayet iyi. Yani fabrika verisi 95 kilometre ama ben 60 kilometre sürdüm en fazla. %30-33 şarjla dönmüştüm eve. Yani tahmin ediyorum 85-90-95 kilometrelere rahat çıkacaktır. 99-100 kiloyum bu arada. Hani hafif de bir insan değilim. Teker çapı 18 inç. Bu da benim eski kullandığım scooter'ın tekerine göre çok fark ediyor. 8,5 inçti. Ondan sonra tabii motor gücünden bahsettim biraz önce. 2200 watt. Yokuşlarda hala yokuş dikleşmesine rağmen ben de hızlanabiliyorum. Bu müthiş bir özgürlük. Bizim gibi daha önce scooter kullanmışlar için. Dezavantajı olarak söyleyebileceğim şu an benim 18D'de tek şey teker kalınlığının 2,5 inç olması. Yani en az 3 inç olmasını isterdim. Benim tekerimde olumsuz bulduğum tek yan şu anda bu. Bir de süspansiyon ekleyebiliriz. Yani tabii ki amortisörlü değil. Öncelikle WhatsApp grubundan itibaren ilk kurulduğu aşamalardan beri takipçisin Mikromobilite.net projesinin. Yani ilk gelişiminden şu an geldiği noktaya kadarki süreçteki gözlemlerin nelerdir? Nasıl ilerliyor sence bu proje? Gerçekten takdir ediyorum seni. Mikromobilite anlamında her mecrada varsın. Ben de zaten biliyorsun yakın takip ediyorum seni. YouTube'da kanalım var, Telegram'da varsın, WhatsApp grubun zaten bayağı etkili diyebilirim yani şu anda. Bütün Türkiye'den izleniyor herhalde değil mi? Çoğunluk evet. İstanbul gibi gözükse de başka şehirlerden insanlar da görüyorum. Ve birçok farklı mikromobilite araç kullanıcısı orada. Sadece scooter, evet. Elektrik, tek teker, haykay, evet. Vesaire gibi, bisiklet. Bunları bir araya topladın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Biz tabii ki bu pandemi süreci olmasaydı bizim en çok keyif aldığımız bu gruptan bu buluşmalar da açıkçası. Ben kendi, etkinlikler evet. Kendi adıma söylemek gerekirse 2 defa katıldım. İkisinde de büyük keyif aldım. Hatta eleştirmiştim seni. Niye bu kadar kısa demiştim. Daha uzun. Evet. Yani bize kalsa 100 kilometre olsun. Çünkü grup sürüşleri gerçekten çok keyifli oluyor. İnternet sitesi kurdun. Mikromobilite.net. O da gayet başarılı. Değişik makaleler yayınlıyorsun zaman zaman görüyorum. Evet, sektör hakkında bilgiler veriyoruz. Girişimler hakkında dünya çapında ve Türkiye'de. Gayet başarılı buluyorum. Tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Teşekkürler Alper. Röportajın için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.